Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda da her zaman olduğu gibi sizler için günü gündemi değerlendireceğiz. Bu kez gündemimizde ne var? Tabii ki Berat Albayrak var. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı geçtiğimiz günlerde bir reform paketi açıkladı. Ne bizler yani yerli ekonomistler ne de yabancı ekonomistler ve yatırımcılar bu reform paketinden çok da fazla aradığını bulamadı. Yeni ekonomik program açıklanmıştı yaklaşık 6 ay önce Berat Albayrak tarafından ve o YEP'in yani yeni ekonomik programın çok küçük oynamalarla tekrar karşımıza çıkartılmasından ibaretti bu paket. Bir de itiraf vardı tabii, bankacılık sisteminin o günden bugüne çok daha derin bir sıkıntılı sürece girdiğini ifade etti Berat Albayrak. Tabii bunu bu şekilde söylemedi ama şunu ifade etti. Çok ciddi batık krediler var. İşte %4.2'ye vardı bu. 106 milyar liradan bahsediyoruz. Diğer taraftan da her an batmaya hazır olan, gözetimde olan krediler var. Devlet iç borçlanma senedini kamu bankalarına tahsis ederek burada da bir bilanço düzeltmesi yapıyoruz dedi. Ama bunun miktarı 28 milyar lira biliyorsunuz. Ve 28 milyar her ne kadar ilk duyulduğunda wow çok büyük paraymış gibi bir hissiyat yaratsa da 2 trilyonluk bankacılık sistemi içerisinde devede kulak bile değil sevgili dostlarım. Bu arada biz şu anda mevcut batık kredilerden bahsediyoruz. Muhtemel batık krediler, bu 2 trilyonun içerisinde yeni yeni oluşabilecek batıklar, bunlardan bahsetmiyoruz. Ama bunları büyük ihtimalle Sayın Berat Albayrak görüyor ki reform paketini açıklar açıklamaz acilen Amerika'ya gitti. Sayın Berat Albayrak çokça eleştirilen Amerika ile neden görüşme halinde? Daha doğrusu Amerika'da kimlerle bir araya geliyor? Öncelikle onu söyleyelim. Dünya Bankası ile görüştü Sayın Berat Albayrak. Dünya Bankası yetkilileriyle, IMF yetkilileriyle görüştü Sayın Berat Albayrak ve G20 dediğimiz yani dünyanın en büyük 20 ekonomisinin temsilcileriyle bir araya geldi. Onlarla görüşmeler yaptı. Bunlar aslına bakarsanız rutin görüşmeler gibi görünüyor olabilir sizlere ki öyle belki bir kısmı ama önemli bir kısmı da değil. Onların detaylarını da önümüzdeki videolarda yine sizlerle paylaşacağım. Dünya Bankası ile ne görüşmüş olabilir, IMF ile ne görüşmüş olabilir, G20 ülkelerine ne sunmuş ve karşılığında ne istemiş olabilir? Bunları ayrıca tahlil edeceğiz. Ama esasen orada önemli bir ayrıntı var. Bakın Sayın Berat Albayrak yatırımcılarla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Yatırımcılarla bir araya gelmek ve toplantı gerçekleştirmek ne demek ve hangi yatırımcılar bunlar? Öncelikle altını çizerek söyleyeyim sevgili dostlarım. Bunlar Türkiye'ye gelip doğrudan sermayeleriyle üretim odaklı yatırım yapacak yatırımcılar değil. Yani fabrika kurmayacaklar, buraya gelip herhangi bir işletme açmayacaklar ya da istihdam yaratmayacaklar aslına bakarsanız. Berat Albayrak'ın konuştuğu yatırımcılar daha çok Türkiye'ye finansman sağlayacak, Türkiye'ye borç verecek ya da Türkiye'ye sıcak parasını getirip karlı bir ortam görerek, risksiz bir ortam görerek burada parasını değerlendirecek yatırımcılar. Bunu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Peki ana soru şu, gerçekten bu yatırımcılar yani sıcak para sahibi olan yatırımcılar acaba Türkiye'nin Londra'daki swap operasyonu sonrasında Türkiye'ye gelirler mi? Evet, sıcak para sahibi yabancı yatırımcılar Türkiye'nin Londra swap operasyonuna karşılık Türkiye'ye gelmeyi tercih ederler mi? Bu önemli bir soru işareti. Bana göre çok fazla tercih etmeyecekler ya da çok çok büyük imtiyazlar isteyecekler Türkiye'ye gelmek için. Aynı zamanda önemli güvenceler de isteyecekler. Çünkü sonuç itibariyle paralarını alıp almayacaklarını bilmek ister bu tür yatırımcılar. Esas mevzulardan birisi de şu. Timothy Ash diye bir ekonomist. Bu ekonomist önemli. Neden önemli? Bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri inceliyor ve bu ülkelerle ilgili çeşitli analizler hazırlıyor ve bu analizler hem üst düzey kuruluşlar tarafından dikkate alınıyor hem de Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcılar tarafından dikkate alınıyor. Yani öyle sıradan bir ekonomistten bahsetmiyoruz. Timothy Ash'in görüşleri aslına bakarsanız yabancı yatırımcının görüşlerini de bir anlamda temsil ediyor diyebiliriz. Onlar adına konuşuyor demiyorum bakın. Onların görüşlerini bize işaret ediyor diyorum.
az çok işaret ediyor diyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Peki neden Timothy Ash konusunu gündemimize aldık? Çünkü Timothy Ash, Sayın Berat Albayrak, Amerika'da Dünya Bankası, IMF ve G20 ülkeleriyle görüşme gerçekleştirirken şöyle bir tweet attı. Bakın efendim tweet'e. Önce tweet'e bakın. Ben size kısaca mealini de yapayım. Ne diyor burada? Sayın Berat Albayrak diyor. Siz yabancı yatırımcıları Türkiye'ye getirmek için toplantı düzenleyeceksiniz ya. Bunun için uğraşmayın. Bunun yerine bence bir an önce IMF ile masaya oturun. Onlarla bir anlaşma gerçekleştirin. Ve S-400 inadınızdan da vazgeçin diyor. Timothy Ash'in sözleri bu şekilde mealen kısaca sizlere aktarıyor. Şimdi sevgili dostlarım, ne demek istiyor Timothy Ash? Eğer ki şu anki finansal global sistemin içerisinde kalmak istiyorsanız, yani dünya piyasalarında hala bu koşullar içerisinde hareket etmek istiyorsanız, bir, sizin borçlarınızı ucuz krediyle çevirmeniz gerekiyor. İkincisi, daha önemlisi, bu yatırımcıların Türkiye'ye gelebilmesi için size iyi bir kefil gerekiyor. Evet, size iyi bir kefil gerekiyor. Kimdir bu kefil efendim? IMF, yani Uluslararası Para Fonu diyor. Eğer ki siz Uluslararası Para Fonu ile anlaşmayı başarabilirseniz, ki çok da kolay değil, bu arada biz IMF'ye gittiğimiz gün IMF koşa koşa Türkiye'ye gelip hadi size borç vereyim demeyecek. Pek çok imtiyaz isteyecek ve bu imtiyazların bir kısmı da aslına bakarsanız bu reform paketinde işaret edildi. Bireysel emeklilik üzerinden sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi ya da kıdem tazminatı üzerinden tamamen işverenin lehine çevrilmiş bir yatırım sistemi. Aslında bunların işaretleri verildi. Ama IMF büyük ihtimalle çok daha fazla taviz isteyecektir Türkiye'nin bu zor durumundan faydalanarak. Timothy Ash bunu söylüyor sevgili dostlarım. Diyor ki ey Türkiye, bir an önce IMF ile anlaş ki senin bu toplantı yaptığın yatırımcılar Türkiye'ye gelip yatırım yapsınlar. Evet, bir kefilden bahsediyor Timothy Ash. Peki biz ne diyoruz ve biz ne diyeceğiz ve biz nasıl hareket edeceğiz bundan sonraki süreçte? Bundan sonraki süreçte Berat Albayrak'ın acilen ama çok acil bir şekilde borç bulması gerekiyor sevgili dostlarım. Ya da Türkiye'ye yabancı yatırımcıyı çekerek piyasaya para sokması gerekiyor. Ki artık piyasaya para girmesi o kadar kolay değil biliyorsunuz. Birileri bak işte Amerika tekrar parasal genişlemeye gidiyor falan diyor ama işin aslı öyle değil sevgili dostlarım. Amerika'nın faiz arttırmaması demek parasal genişlemeye gidildiği anlamına gelmiyor. Öncelikle bunu bilmenizi istiyorum. Amerika her yıl piyasadan çok büyük miktarda para çekip bunları yakmaya devam edecek. Bir parasal daralma devam ediyor aslına bakarsanız sevgili dostlarım. Ve bu parasal daralma sürecinde bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yeni yatırımların gelmesi, özellikle sıcak paranın gelmesi çok daha zor hale geliyor. Biz burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Türkiye bu kadar zor bir ortamda, bu kadar büyük kırılganlıkları ile birlikte Amerika'ya gidip yabancı yatırımcılara, sıcak para sahibi olan yabancı yatırımcılara hadi gelin benim ülkeme yatırım yapın dediği zaman, bir de bunun üzerine swap hatasını koyduğumuzda kolay kolay kimse Türkiye'ye gelmeyecektir. Çok daha sağlam yerler var ve çok daha güvenli limanlar var. Ya da çok daha avantajlı, riski yüksek olsa da çok daha avantajlı bölgeler var. Bunlardan birisi de Arjantin. Biliyorsunuz Arjantin yakın zamanda IMF ile anlaştı ve en azından IMF'nin kefaletini arkasına aldı. Demin de söyledim. IMF'den alınan para miktarından çok IMF'nin o ülkeye verdiği kefalet önemli. Bu finansal sistem içerisinde, yani global finansal sistem içerisinde IMF'nin kefaleti oldukça önemli sevgili dostlarım. Ha diğer taraftan siz bu finansal sistem içerisinden çıkarsınız. Kendinize bambaşka bir model seçersiniz. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'lu yıllarda yaptığı gibi. Dünyaya bu kadar yoğun bir şekilde entegre olmazsınız. Global ekonominin içerisinden sıyrılıp kendi ekonomik değerlerinizi ve kendi ekonomik modellerinizi oluşturursunuz. Ticari partnerlerinizi değiştirirsiniz. Bankacılık sisteminizle ilgili çok ciddi reformlar yaparsınız. Ve bütün bunların yanında kambiyo sisteminizi değiştirirsiniz, sabit kur sistemine geçersiniz. Yani kur sisteminizi tekrar gözden geçirip bunu değiştirirsiniz. Bütün bunların finansmanını sağlayamayacağınız için gerekiyorsa moratorium ilan edersiniz. O zaman başka. Ama eğer ki siz mevcut sistemin içerisinde kalmaya devam edecekseniz ne yazık ki kendinize sağlam, güvenli bir liman bulmak zorundasınız. Ve bu güvenli limanın da size kefil olması gerekiyor. İşte IMF onun için önemli sevgili dostlarım. Timothy Ash bunun için önce IMF'ye gidin
diyor. Önce IMF ile anlaşın, S-400 probleminizi de çözün, o taraftaki paktan vazgeçin, Rusya ile ilişkilerinizi askıya alıp tekrar Amerika'ya ve dünya global sistemine, Batı global sistemine geri dönün. Ondan sonra yabancı sermayeyi davet edersiniz. Ha gelirler gelmezler bilemem. Siz bu aşamalardan öncelikle geçmek zorundasınız diye işaret ediyor. Kısacık bir tweet gördüğünüz gibi. Bir daha sizlere göstereyim. Kısacık bir tweet ama çok önemli bir tweet. Önce IMF ile anlaşın, S-400'den vazgeçin, daha sonra yabancı sermaye ile bir araya gelirsiniz diyor. Önemli. Timothy Ash. Yabancı sermayenin, Amerikan yabancı sermayesinin ya da Avrupa yabancı sermayesinin hangi ülkeye yatırım yapması gerektiğini öneren, raporlar sunan önemli bir ekonomistin tweet'i. Dikkatinizi çekerim efendim. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki eğer ki videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin efendim. Hoşça kalın.